Evinde yüzlerce kilo çöp biriktirdi. Kokudan hayatları kabusa dönen komşuları dayanamayıp belediyeye haber verdi. O ekipler aynı eve üçüncü kez geldiler ve gördükleri manzara karşısında yine şok oldular. Yok, çok kötü. Efendim burada nasıl yaşıyorsunuz? Yaşıyor, temiz ya. Bıktık bunun elinden. Bunu ne yapıyorsanız yapın bir an evvel. Bir insanın burada yaşayabilmesi için mucizelere ihtiyaç var galiba. Bu evde bir mucize yaşanmış. Yıllardır bu evde yaşamayı başarmış. Neden topluyorsunuz bu kadar çöpü? Herkes topluyor ya. Ali Ço, çık çık abi, çık çık. 8 yılda yüzlerce kilo çöpü 2 oda 1 salona doldurdu. İçeride birkaç dakika kalabilmek bile neredeyse imkansızdı ama o bu evde yıllarca yaşadı. Ahmet abla, sen nasıl yaşıyorsun bu kokuda, bu pislikte? Niye kokuyor? Kokuyor bir şey. Aa, olur mu, biz duramıyoruz. İşte Gazi Osman Paşa'daki o çöp ev, iddialar o ki son 8 yılda 2 kere komple boşaltıldı ama içeride oturan insan burayı hala doldurmaya devam ediyor. Bir kez daha doldurdu. Bakın bütün odalar tepeleme çöp dolu ve gerçekten nefes bile alamıyorum ben şu anda. Bu ev temiz mi diyorsunuz? Temiz, he, yıkanmış, temiz. 72 yaşındaki yaşlı adam hayatından memnundu ama komşularının hayatı kabusa dönmüştü. Temizlemenin sonu yok, bu devamlı topluyor yani. Eli ayağı tuttuğu müddetçe bunu toplanmaya devam edecek. Tonlarca çöp var evinizde. Ha? Çöp var evinizde. Yok evim şimdi, ben çok. Ben çok, çöp de yok. Üçüncü kez belediyeye başvurdular. Zabıta ekipleri şu anda çöp eve giriş yaptı ve daha kapının önünden başlıyor çöpler. Bu bölgeyi temizliyorlar şimdi. Ne kadar pis, ne kadar çöp dolu olduğunu siz de görüyorsunuz. İşte ekiplerin işi oldukça zor. Her yerden böcekler, sinekler fırlıyor tabii. Nefes de almak oldukça güç. Bir yeri de dokunmak istemiyorum. İşte bakın burası salonu. Burayı da yine tepeleme çöplerle doldurmuş. Yaşlı adamın söyledikleri ise şaşkınlık yarattı. Nasıl yaşıyorsunuz bu evde? Hasta olmuyor musunuz? Yok, ben hasta olmam ben. Bana bir şey yok. Benim kanım değişik. Ben 30 sene ne doktor, ne iğne, ne bir şey bilmem. Kapının önü çöplerden arındırıldı, ev ilaçlandı. Büyük temizlikse yarın başlayacak. Evimiz temizlenecek efendim. Biz sana yardımcı olacağız. Yok, gelmem. Onlar çöp efendim. Ama diyor çöp onlar. Ona benim ben Bulgaristan'dan getiririm onları ya.